Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala cemiyel enbiya'i vel murselin. Efendim, öncelikle İstanbul'un fethinin sene-i devriyesine yaklaştığımız bu günlerde 2001 yılında Diyanet İlmi Dergi'de yayınlanan bir makalemiz var. Onu kısaca özetleyeceğiz. Çalışmamız onunla ilgili. Bu çalışmanın içerisinde bir iki tane çalışmayı yaparkenki hedefimiz olmamasına rağmen sonradan farklı yerlerde hocalarımızın yine ki işaret etmişsiniz, işte o konuyu biraz daha irdeleyin dedikleri birkaç tane daha konu çıktı kendi içerisinde bu konuyla bağlantılı. Ben bu makaleyi hazırladığım tarihte İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi'nde görevliydim. Daha sonra üniversitedeki görevimizden ayrıldık. Şimdi özel bir şirket bünyesinde çalışıyoruz. Kendim Kahramanmaraş Elbistanlıyım. İstanbul'un fethini müjdeleyen hadis, hepinizin özellikle Mayıs ayının son haftası geldiğinde cuma günleri camilerde, konferanslarda, vaazlerde, sohbetlerde ve İstanbul'da bulunmamız dolayısıyla da İstanbul'daki pek çok tarihi binanın üzerinde levhalar halinde sürekli görmüş olduğumuz bir hadis. Ben doğrusu bu hadise ilmi bir çalışma yapalım diye yola çıkarak bir çalışma yapmamış idim. Bir yerde, bir yabancı ülkede birileri bu hadis-i şerifin uydurma olduğunu, mevzu olduğunu söylemişler idi. O bende bir rahatsızlık oluşturmuştu. Bir bakalım gerçekten öyle mi gibi bir çalışma iken çalışma büyüdü. Bu makale şanslı da bir makale oldu. Sonradan 6 ayrı dile de tercümesini yaptılar. Kısa bir makaledir aslında. İstanbul'un fethini müjdeleyen hadisin hadis kriteri açısından değerlendirmesine şöyle geçiyoruz. Hadis Muhammed bin el-Alai Zeyd bin el-Hubab'dan, o el-Velid el-Mughire el-Muğafiri'den, o Ubeydullah bin Bişrel Ganevi'den, o da babası Bişrel Ganevi kanalıyla nakleder. Hadisin senedinin üzerinde çok fazla durmayacağım. Sadece bir şeyi ifade etmek için bunun üzerinde duracağım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyuruyor. İstanbul, yani Konstantiniyye o günkü ismiyle, muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden emir ne güzel emirdir, onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Bu hadis-i şerifin bu şekliyle olan metni üzerinde duracağız. Farklı metinleri de var, farklı şekillerde geçtiği yerler de var. Onlara da çok kısa olarak ifade edeceğiz. Öncelikle hadisin senedi üzerinde çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bilindiği üzere hadisler kendi içerisinde usul bilimcileri tarafından ikiye ayrılırlar. Bir mütevatir hadis vardır, bir de ahad hadisler vardır. Mütevatir hadislerle genellikle manevi mütevatir hadis kastedilir. Yoksa tam metin olarak bize ulaşmış mütevatir hadis hemen hemen yok gibidir. Her ne kadar men kezzeb aleyye müteammiden diye başlayan bir hadis-i şerif var gibi görülse de onun da 70'e yakın farklı isnadı söz konusu ve metinlerinde de küçük değişiklikler var. Dolayısıyla hadisler bize nakledilirken mütevatir dediğimiz olanlar bile manevi mütevatir. Yani anlam olarak tevatürle bize nakledilen hadisler olarak karşımıza çıkıyorlar. Ancak elimizdeki hadislerin çok büyük kısmı ahad hadislerdir. Yani ravisi senedin başından sonuna kadar büyük kalabalıklar olmayan hadislerdir. Biz bu hadislere ahad hadisler diyoruz genel anlamda. Bizim şu anda ifade ettiğimiz bu hadis-i şerif de bu ahad hadisler grubu içerisindedir. Tabii haber-i vahid dediğimiz, ahad haber dediğimiz bu hadislerle amelde, ihticaçta zaten buradaki
bizim ele aldığımız hadis imani ve hüküm ifade eden bir ahkam hadisi olmadığı için onunla ihticacta zaten hiçbir mahsur yoktur. Eskiden beri meşhur bir ifade vardır. Bir hadis hüküm ifade etmiyor ise, yani ahkam hadisi değilse, bizzati bir hüküm ifade etme anlamında ahkam hadisi değilse, ki ahkam hadislerinde de ahad hadisten yararlanılır, o ayrı bir konu. Ancak buradaki hadis bir fezail hadisidir. Tergib, tehrib ifade etmektedir. Dolayısıyla ahad olması onunla ihticaca bir engel oluşturmamaktadır. Şimdi ben tabii makalenin içerisinde o hadisin hangi ravilerin hangi durumda olduklarıyla ilgili teknik konularına çok fazla girip sizleri sıkmak istemiyorum. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Hanifi, Türkiye'de bulunan insanların büyük kısmı Hanifi mezhebindedirler. Ve Hanifiler haber-i vahidi belli şartlar dahilinde hukukta da ihticac ederler. Şafiler yine öyle. Tekrar söylüyorum, bizim hadisimiz zaten hüküm ifade etmediği için, mezheplerin doğrudan ilgi alanının dışında bir konu olduğu için ihticacında herhangi bir mahsur bulunmamaktadır. El-Hatib el-Bağdadi var usul konusunda, en önemli usulcüler arasında sayılır. Onun asırlar önce söylediği bir hüküm, daha sonraki bütün fıkıh usulcüleri tarafından genel geçer bir kural gibi, bazen Bağdadi'ye atıf yapılarak, bazen de hiç yapılmadan her seferinde nakledilmiştir. Nedir o ifade? Bir hadis imani bir mevzuda değil ve yeni bir ahkamda içermiyorsa, zayıf bile olsa onunla ihticac caizdir. Bu temel bir kural gibi bize kadar nakledile gelmiştir. El-Kifaye fi ilmi rivaye isimli kitabında Hatib el-Bağdadi'nin kullandığı bu ifade. Şimdi bizim hadis-i şerifimizdeki ravilere gelelim ki burada çok ilginç bir şey çıkıyor karşımıza. Birinci olarak Bişr el-Ganevi el-Haşimi, bu zat peygamberden hadisi alan kişi. Sahabe olduğu konusunda, sıka bir kişi olduğu konusunda hiç kimsenin yani üzerinde yapılan çalışmalarda hiç kimsenin tereddüdü olmayan bir şahıs bu zat. Bu hadisi rivayet eden ravi, sahabi bu zat. Bişr el-Ganevi el-Haşimi. Soy olarak da peygamberle akrabalığı bulunan bir zat imiş. Bu zattan bunun oğlu hadisi alıyor. Abdullah bin Bişr el-Ganevi. Şimdi bunlar niye böyle olduğunu kısaca söyleyeceğim. Önemli bir noktaya geleceğim. Ondan El-Velid bin el-Mughire alıyor. Bu zatın da hıfzının çok kuvvetli olmasıyla meşhur bir zat bu. Ve rivayetleri hüccet kabul edilen sika bir ravi bu zatta. Dördüncü olarak Zeyd el-Hubab var. Bu zat da sıka bir ravi. Tek tek bunların üzerinde biz çalışmamızda durmuşuz. Ben çok fazla durmayacağım. Bir noktaya işaret için söylüyorum. Bundan sonraki dönemde hadisin senedi çoğalıyor. Yani Zeyd bin el-Hubab'dan yüzlerce kişi daha sonraki dönemde hadis almışlar. Hadis zaten kaynaklara girmiş bulunuyor. Yani karşımızda dört tane isnat zinciri içerisinde dört tane ravi var. Bu ravilerin özelliği şu, zaten birisi diğerinin oğlu, öbürüyle o aynı bölgede yaşayan insanlar. Yani hadis rivayetinde Buhari'yi diğer kitaplardan üstün kılan temel bir özellik var. Buhari'yi mesela Müslim'den, mesela Sünen Ebi Davud'dan, mesela Tirmizi'den üstün tutan temel özellik için derler ki, Buhari hadis alırken ravilerin mülakat şartını aramıştır. Yani ravilerin birbirlerini görmüş olma şartını aramıştır derler. Dolayısıyla bu hadiste ravilerin tamamı birbirini görmüştür. Yani Buhari'nin Cami-i Sahih'indeki kriterler aynen bu hadiste mevcuttur. Bu bir. Ancak hadis Cami-i Sahih'te bulunmamaktadır. Şimdi devam ediyoruz. Bu ravilerin biz hangi tarihlerde yaşadıklarını, yaşadığı yerler, coğrafyaları da çıkarmışız ama ardından hadisin bir başka noktasına geliyoruz. Fetih hadisin muttasıl bir senetle rivayet edilmiş. Ve ravilerinde mülakat şartı var. Bu hadisin senediyle ilgilenen insanlar, hadisleri senet açısından inceleyen insanlar açısından önemli bir konu. Bu iki tane temel konu
burada vurgulanmış. Ve bir de ravileri sika. Yani hadis ilmiyle ilgilenenler bilirler, daha sonraki dönemlerde cerh ve tadil ilmi diye bir ilim geliştirilmiş. Ravilerin sağlam olup olmadığını tetkik için başlı başına bir ilim dalı geliştirilmiş. Ravilerin en küçük hataları, en küçük problemleri tabii bu kitabı yazan kişi tarafından eğer biliniyor ise büyük bir titizlikle ele alınmış. Bizim hadisimizin senedinde bulunan kişilerin hiçbirisinin cerh edilmediğini görüyoruz. Bu da ayrı bir konu. Şimdi tabii ben bunları kendime göre bulup çıkarırken bir şey dikkatimi çekti. Bu hadis Buhari'de geçmiyor. Müslim'de de yok. Sünenlerde de yok. Tabii bir anda panikliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ya bu kadar işte özellikler olan bir hadis niye burada yok? Çok ilginç bir durum çıktı karşımıza. Bu çalışmamızın bir başka boyutu oldu. Hadis Buhari tarafından iki ayrı kitapta geçiyor. Hem de senetleriyle. Buhari'nin Türkiye'de maalesef çok fazla bilinmeyen tarihleri var. Tarihul Kebir ve Tarihul Sagir isimli Buhari'nin iki tane kitabı daha var. Ben eskiden Buhari denilince şöyle anlıyordum. İşte bizim klasik usul kitaplarında yazar. 1 milyon taneden fazla hadisi bu zat, çok zeki birisi. 1 milyon tane hadisi almış eline, hafızasında tutmuş. Tabii bunların içerisinden de seçmiş, 7 bin küsur hadisi almış, Cami-i Sahih'ine koymuş en sağlam olanlarını. Sonra da öbürlerini sağlam bulmadığı için onları kenara koymuş. Böyle değilmiş. Sonradan çalışmalar bize tabii bunun böyle olmadığını yıllar içerisinde gösterdi. Belki bizim o zamanki cahilliğimiz diyeyim. Buhari toplamış olduğu her ne kadar hadis varsa bu hadisler içerisinde sıhhatini kabul etmiş olduğu hadisleri 3'e ayırmış. Bunlardan iman ve ahkamla ilgili olanları Cami-i Sahih diye bildiğimiz pek çoğumuzun evinde bulunan kitaba koymuş. Bu kitabın içerisine kitap cami bir kitap olduğu, hemen hemen her konuyu ifade ettiği için örneklendirme anlamında da bazı konu başlıkları içinde birer ikişer hadis koymuş. 7 bin küsür mükerrersiz hadisi bir araya getirmiş, oraya koymuş. Ancak ahkam ve imanla ilgili konuların dışında başka hadisler de var şüphesiz. Bunların içerisinde Buhari edep ve adapla ilgili olanları, insanların sosyal hayatıyla ilgili olanları da El Edebül Müfret diye bizim Türkçemize de tercüme edildi. O kitabına toplamış. Oraya da aynı şekilde hadisleri koymuş. Hadisler tarihi konularla ilgili ise, beldelerle, bölgelerle ilgili ise, kısmen gelecekle ilgili konuları ifade ediyorsa, o zaman da hadisleri tarih kitaplarına koymuş. 2 tane tarih kitabı yazmış. Bu kitaplarından bir tanesi Tarihul Kebir, bir tanesi Tarihul Sagir. Tabii kitabın adı tarih olunca, yıllarca bu kitapları Türkçemizde de maalesef tercümesi olmadığı için bizler bunları birer tarih kitabı zannediyorduk. Halbuki bunlar senetli, aynı Cami-i Sahih'te olduğu gibi hadisin senedinin de bulunduğu yine hadis kitaplarından oluşuyor. Ve Buhari'nin hem Cami-i Sahih, Tarihul Kebir'inde hem de Tarihul Sagir'inde bu hadis-i şerif aynı senetlerle yer alıyor. Dolayısıyla Buhari bu hadisi es geçmemiş. Nasıl ki Cami-i Sahih'te bir hadis sıhhat ifade ediyorsa, burada da o hadis aynı oranda sıhhat ifade ediyor. Tabii bu çalışmanın sonunda sağ olsun bazı hocalarımız bu kitabın tercümesinin bir an önce yapılmasına yönelik bir çalışma başlatıyorlar idi. Şu anda son durum ne yaptılar bilmiyorum. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Mutlaka Türkçemize kazandırılması gereken Cami-i Sahih kadar önemli bir çalışma. Tabii hadisin geçtiği bu
Buhari'nin iki kaynağının dışında hadis Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor. El-Hakim en-Nisaburi'nin El-Müstedrek Aleyh-Sahiyeyn'den geçiyor. Bunlar sonraki dönem eserler olduğu için Buhari kadar tabii önem arz etmiyor. Ancak teyit edici olması anlamında bir anlam ifade ediyor. Taberani Mucemül Kebir'e almış, İbn-i Kayyime Cevzi'ye almış, daha sonra İbnül Esir almış, Ez-Zehebi almış. Velhasıl daha sonraki dönemin alimleri bu hadisi hepsi bu senetleriyle almışlar ve ilginçtir, şerhlerine de tek tek baktım. Hiçbirisinin şerhinde bu hadisin ravileriyle ilgili ve hadisin metniyle ilgili bu hadis zayıftır, uydurmadır vesaire ifadesini hiçbir yerde görmedim. Tek tek hepsinin üzerinde çalıştığım halde görmedim. Peki bu zayıf ve uydurma ifadesi nereden gelmiş? O da ilginç bir sonuç çıkardı. Hadisin tabii başka metinleri de var. O metinlerinden bir tane örnek vereyim. Allah Resulü Abdullah İbni Amr el-As'ın rivayetinde Konstantiniyye ve Rumiye fethedilecektir buyurmuş. Sahabi sormuş, demişler ki hangisi daha önce fethedilecektir? Resulullah ise Heraklius'un şehri daha önce fethedilecektir buyurmuş. Evet, Roma. Dolayısıyla daha sonraki dönemlerde bu fetihleri de bu toprakların özellikle Osmanlı dönemindeki fethiyle birlikte bunları gördük. Başka tabii Deccal'la ilgili hadislerin içerisinde de İstanbul'un fethinin kıyamet alameti olduğuna dair bazı rivayetler geçiyor. Ancak söyleyeyim, benim çalışmama konu yapmış olduğum gibi senetleri çok sağlam değil o hadislerin. Onu da belirtmiş olayım. Ravileri içerisinde cerhe uğramış ravilerin olduğunu gördüm. Şimdi ben burada bir noktayı özellikle vurgulayayım. Tabii Bayındır Hocam'ın yanında söylemek öncelikle benim haddim değil ama ben hadislerin kaybi haberler çerçevesinde tahlilini özellikle vurgulamak gerektiğine inanıyorum. Burada özellikle ehli tasavvufun çok sık olarak kullandığı Allah Resulüne özür diliyorum bir himen rolü biçme şeklindeki bir anlam doğru olmaz. Allah Resulü işte kendisinin önüne kıyamete kadar kopacak bütün hadisler gözünün önüne kondu. O da onlara baktı bir film gibi onları seyretti falan şeklinde böyle. Allah'ın Kur'an'ında yüklediği rolden daha büyük bir rol yüklemek doğru olmaz. Böyle bir şey hakkımız da yok, haddimiz de değil. Allah kainattaki kendi kurmuş olduğu cari kanunlarını kendi sevk ve idare ediyor. Tabii bu gerçek sahabeden başlayarak her dönem Müslümanlarınca bir hedef olarak algılanmış. İstanbul'a pek çok seferler bu hadis-i şerifin göstermiş olduğu ufuk açıcılık sayesinde gerçekleşmiş. İstanbul Türkler tarafından fethedilmeden önce tam 19 defa İstanbul'a yönelik sefer düzenlenmiştir. Birazcık hızlandırarak devam edeyim. Fetih bizim kültürümüzde iki ayrı yerde karşımıza çıkar. Bir Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi var. İstanbul'un fethinden önce Mekke'nin fethine işarettir. Fetih denilince özellikle Anadolu insanı, özellikle Türk insanı için bir de İstanbul'un fethi bizim aklımıza gelir. Birisi Kur'an-ı Kerim'in Fetih Suresinin başındaki müjdesi, birisi de bu hadis-i şerifin müjdesi şeklinde genel itibariyle algılanmıştır. Bu iki fetihten birincisi Allah'ın peygamberine, ikincisi Hazreti Peygamber'in ümmetine müjdesidir. Her ikisi de gerçekleşmeden önce haber verildiği için istikbalden haber veren birer mucizedir. Ancak dediğim gibi buradaki haber verme meselesini bir film şeridinde seyretmek gibi algılamak yerine bir hedef görme, bir hedef gösterme, bir dinamizm kazandırma olarak algılamak en doğrusudur. Burada bir konuya da işaret edeyim. Hem Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimede hem de hadis-i şerifte kullanılan kelimelere baktığımız zaman seçilen kelimeler mazi sıgasıyla yani tahakkukun %100 olacağı katiyet içerisinde ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bazen müstakbelde olacak olan hadiseler mazi sıgasıyla anlatılır. Burada bunların anlatılma sebebi katiyete delalet ve o işin kesinliğine işaret içindir. Kesin o konuda bir kanaat oluştuğunu göstermek içindir. Bu konuda çok örnek verilebilir. Mesela kıyametle ilgili ayetlerde de bunu çok sık görürüz. Kıyamet kopmamıştır ama kıyamet kopmuş gibi
mazi sıfatı ifadesiyle karşımıza çıktığını görürüz. Biz çalışmamızda tabii Hetfin mantığı ve mantalitesinin üzerinde de durduk. Ben o konuya girmeyeceğim ama sadece şu kadarını söyleyeyim. Savaş ilahi tabi hukuk demek olan İslam'da meşru müdafaa halinde meşru ve caizdir. Meşru müdafaa halinde meşru ve caizdir. Ne var ki meşru müdafaa da sadece kendini nefsinin müdafaadan ibaret değildir. Hangi dinden olursa olsun başka bir mazlumu zulümden kurtarmak için yapılan savaşta meşru müdafaadır. Biraz önce hocam o zulümle ilgili pek çok başka çalışmalarından da biliyorum ama çok kısa olarak geçti. Asıl olan zulmü yeryüzünden kaldırmak veya zulmü genel anlamı itibariyle devre dışı tutmaktır. Bizim yüksek lisans çalışmamız emri bil maruf ve nehyanil münkerle ilgili hadisler idi. Orada şunu görmüştük o çalışma sırasında da. Cihat fethin bir sonuç olması durumunda o sonuca giden yoldaki cihat maruf ve emir münker-i nehi müessesesinin en yüce temeli olduğunu görmüştük. İstanbul'un önemi ve tarihteki fethiyle ilgili konulara çok fazla girmeyeyim. Sadece şöyle söyleyeyim. Yani İstanbul'da yaşıyoruz şu anda. İstanbul'un önemini çok anlatmaya gerek yok. Bugün bile 15 milyon tane insanın karnını doyuran bir şehir İstanbul. Ne onun jeopolitik konumunu ne de işte sosyo-kültürel konumunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Sadece ben hadis kriteri açısından değerlendirmesinin üzerinde duracağım. Fetih hadisine mevzu diyenler kimler? Peki yani madem bu hadis böyle, peki bu hadise kimler uydurma diyorlar? Veya kim buna zayıf vesaire, çok zayıf anlamında tabii kullanıyorum. Fetih hadisine mevzu uydurma diyenlerle ilgili yapmış olduğumuz çalışmada şuna rastladık. Aralarında Nasrüddin Elbani, Mahmud Ebu Reyyen'in de bulunduğu bazı alimler İstanbul'un fethi hakkındaki hadislerin zayıf hatta uydurma olduğunu söylüyorlar. Ben bu çalışmaya kadar mevzuatla ilgili yazılan kitapların başında hep şu ifadeyi okudum. Hadis uydurma sebeplerinden bir tanesi menfi milliyetçiliktir. Yani bir millet kendi milletine kutsiyet atfedebilmek için bazen hadis uydurmuştur. Araplar uydurmuştur, Acemler uydurmuştur, belki Türkler de uydurmuştur. Ancak bunun tam tersinin olduğunu bu çalışmada gördük. Yani bazen sahih bir hadise veya mevzu olmayan anlamında bir hadise birileri neden mevzu diyorlar? Kendi milliyetleri tarafından o şey gerçekleşmiyorsa başka milliyetleri küçük düşürme adına bunu yapıyorlar. Bu çalışmayı bir vesileyle Medine-i Münevvere'de anlatma şansımız oldu. Tabii çok müthiş kızdılar ama ben tabii bunlara anlattım onu. Kendilerinin isimlerini de vererek anlatma şansım oldu. Asrımızın ilk yarısı Mısır alimlerinden Reşit Rıza'nın Menal isimli tefsirde Araf suresinin 187. ayetiyle ilgili olarak verdiği tafsilat meyanında İstanbul'un Müslümanlar tarafından fethini kıyamet alametlerinden sayan bazı hadisimsi sözleri kaydetmekte ve şöyle demektedir. Hocalarımızın hocası olan Allame Mahmud en-Neşşabe şöyle dedi. İstanbul fethini kıyamet alameti gösteren hadisin manası Arapların orayı Türk eşkıyasından fethedeceği demektir. Reşit Rıza kendi fikrini de söylüyor. Bunu tabii kendi fikri gibi söylemiyor. Diyor ki hocamız bize böyle dedi. Sonra da kendi fikrini söylüyor. Şeyh ehli siyasetten değildi. Müslüman Türkler bu hadislerin Sultan Mehmed'in fethiyle gerçekleştiğini söylerler ama hadisler ortadadır. Dolayısıyla bu hadisler sahih değildir demek istiyor. Bu hadise mevzu diyenlerle ilgili genel bir değerlendirme yapacak olursak ilginç bir tesadüf olarak tek tek kimler buna uydurma demiş bulabildiğim kadarıyla hem internetten girmeye çalıştım hem de kütüphanelerden bulmaya çalıştım. Tek tek tamamını çıkardım. Kimler uydurma diyorsa Arap dünyasında da burada kaynaklarında bulabildiğim kadarını yazdım. Bu hadis için uydurma diyen alimlerin tamamı
bu hadisin işaret ettiği tarihi vaka gerçekleştirdikten sonra değerlendirme yapmışlardır. Yani 1453'ten önce bu hadise mevzu diyen bir tek Allah'ın kulu yok. Ne Arap, ne Acem, ne başka bir şey. Yani İstanbul Türkler tarafından fethedildikten sonra 1453 sonrasında bu değerlendirmeyi yapmışlardır. Asıl ilginç olanı ise bu hadise mevzu diyenlerin tamamının Arap oluşu, yani hiçbirinin Türk olmayışıdır. Ben de böyle tam Türkçü gibi oldum ama yani doğrusu bu. Şehirlerin faziletleri ve zemmi hakkında uydurulan hadislerin sadece ırkî sebeplerden dolayı ortaya çıktığı düşüncesi yanlıştır. Çünkü hadis vaazında siyasi ve sosyal mücadele de rol oynamıştır. Bilindiği üzere aşırı milliyetçilik, tarih boyunca kendi milliyetini diğer milletlere üstün gösterme gayreti hadis uydurma sebepler arasında önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla mevzu hadislerle ilgili eser yazanlar, hangi hadisler uydurmadır başlığı altında milletleri özel anlamda öven ve zemmeden hadislerin önemli bir yekün tuttuğunu ifade ederler. Yani Türkiye'de de yazılmış olan mevzuat kitaplarında bunu görüyoruz. Biz ise fetih hadisiyle ilgili bu çalışmamızda gördük ki, bağnaz milliyetçilik anlayışı sadece kendi milliyetini övmek için hadis uydurmakla yetinmemiş, karşı millet ve ırkların lehine görünen sıhhatli hadislere uydurma denmesine de sebep olmuştur. Konuyu özetleyecek olursak, ezanda okunduğu için. Hendek kazılırken, hendekten çıkan kıvırcımlarla ilgili bir hadis var. Evet. Tabii şimdi yine yani konunun dışında tuttum, şimdi atladım onu da. Şimdi tabii Allah Resulü İstanbul'un fethedilmesinin dışında işte orada falan yer, falan yer, falan yer diye başka yerleri de hedef gösteriyor. Her çıkan çıngıyla veya nasıl diyelim, her çıkan ışıkla, kıvılcımla bir başka yerin kendisinin önünde açıldığını, bir hedef gibi göründüğünü gösteriyor. Tabii burada yine biz bir şey görüyoruz. Şimdi bakın. Hendek Savaşı'nın olduğu atmosferi bilebildiğimiz kadarıyla bir gözümüzün önüne getirelim. Yani siz bir şehrin içerisindesiniz, etrafınızı birileri sarmış. Çok ciddi bir şekilde direnç göstermek durumundasınız. Belli zorlukların içerisindesiniz, böyle bir atmosferin içerisindesiniz. Kur'an'ın onu tarifi var, hocam daha teferruatlı anlatır onu. Şimdi böyle bir atmosferde ister siz buna bir ikram ilahi, ihsan ilahi deyin, Allah'ın bir göstermesi olarak algılayın. İsterseniz peygamberin o toplumun motivasyonuna yönelik bir gayreti deyin. Her ikisi de aynı noktada buluşacaktır. Sonuç itibariyle. Sonuçta Allah ve Resulü o cemiyeti içinde bulunduğu o zor şartlar içerisinde yarınlara hazırlamaktadır. O günün şartları içerisinde ona inanmak bile kendi içerisinde son derece zordur. Ve Allah Resulü orada İstanbul'un da fethedileceğine dair ifadeyi buyuruyor. Tabii oradaki hadisin hadis senedi açısından değerlendirmesini daha ziyade tefsir kitaplarında görüyoruz. O ilginç, ağırlıklı olarak tefsir kitapları sebebi vurut olarak veya esbab-ı nuzul olarak onu o şekilde ifade ediyorlar. Ancak İstanbul'un fethiyle ilgili hadis-i şerifin özetini çok kısa olarak ifade edecek olursak, bir, bu hadis-i şerif senedi itibariyle muttasıl, ravileri arasında mülakat şartı yerine gelmiş, kaynaklar içerisinde de Buhari tarafından iki ayrı kitapta yer almış bir hadistir. Hadisin ravilerinin çoğalmaya başladığı dördüncü senede, senetteki dördüncü kişiden sonra çoğalıyor çünkü hadis. İlk dörtteki ravilerin, yani hadisin ahad olduğu yerlerdeki ravilerinin tamamının sika olduğunu görüyoruz. Hadis tahakkuk ettiği 1453 yılına kadar Arap, Acem, Türk veya bir başka milletin hiçbir muhaddisi tarafından sıhhatiyle ilgili bir eleştiriye uğramamıştır.
Daha sonraki devirde menfi milliyetçilik adına hadis-i şerifi birileri bu şekilde ifade etmişlerdir. Hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelecekte olacak olan olaylardan haber vermesi şeklinde ele alırken de bir şeyi özellikle vurgulamakta tekrar fayda görüyorum. Bunu Peygamberin kendi içinde yaşamış olduğu cemiyeti ve kendinden sonraki Müslümanları motivasyon için ifade ettiği ufuk gösterici bir ifade olarak belirtmekte fayda görüyorum.